Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kuruk ekşisi tarifiyle geldim arkadaşlar. Bu kuruk ekşisini birçok yemeğimde kullanacağım. Salatalarda, bamya yemeğinde, dolmada, sarmada, salatalarımda, farklı limon gereken menülerimde, yemeklerimde bu kuruk ekşisini kullanacağım. Yapmışken de videolu olarak hazırladım tarifini. Umarım beğenirsiniz. Evet. Gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar. Sadece üzüm kuruğu lazım. Evet. Bahçedeki asmamdan olgunlaşmamış, henüz daha olgunlaşmamış kuru üzümlerimi bu şekilde topladım. Ben bahçemden bu kadar kuru topladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları güzelce bir yıkayacağım. Daha sonrasında tanelerine ayıracağım. Evet. Üstü basa olduğu için ikiye ayırdım. İlk etapta bu şekilde yarısını yıkıyorum. Daha sonra diğer yarısını yıkayacağım ve tanelerini tek tek ayıklayacağım. Miktarı tamamıyla size kalmıştır. Ben bu kadar topladım. Dilerseniz bu şekilde salkımlarla birlikte buzluk poşetlerine koyup bu şekilde de saklayabilirsiniz. Bamya yemeği yaparken, bamya çorbası yaparken, sarmalarda, dolmalarda bunu kullanabilirsiniz içine arkadaşlar. Hatta turşusunu bile kurabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben bir keresinde turşusunda karışık turşu kurmuştum. Harika oluyor. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi tanelerini ayırıyorum. Sanki bezelyeye benziyor. Instagram sayfamda da sorduğumda gerçekten çoğu takipçim bunu bu şekilde gördüğünde bezelye sanmışlardı. Bezelyeden sahte zeytinyağı yaptığımı zannetmişlerdi. Tuhaf yorumlar da gelmişti. Evet, şimdi kuruklarımın suyunu çıkartacağım. Ben bu şekilde mutfak robotumda püre haline getirdim. Sizler mikserde püre haline getirebilirsiniz. Ya da meyve sıkacağında, katı meyve sıkacağında suyunu sıkabilirsiniz. Eldiven giymenizi de tavsiye ederim. Ben eldiven giymemiştim. Daha sonrasında gerçekten elimi yaktı ve kaşıntılar oldu. Ekşisi gerçekten el yakıyor. Bunu da söyleyeyim. Sizler de aynı acıyı çekmeyin derim. Evet, yaklaşık 10-15 saniyede en hızlı ayarda robotumu çalıştırdım ve gördüğünüz gibi püre haline geldi. Çok çekirdekleri yoktu arkadaşlar. Böyle çok büyümüş çekirdek yoktu. Bu nedenden dolayı da ben tüm şekilde püre yaptım. Hani çok böyle taneli bırakmak istemedim. Çekirdekleri henüz acılaşmamış bir kıvamda olduğu için, yumuşak, henüz yumuşak olgunlaşmamış bir üzüm olduğu için ben tamamını püre haline getirdim. Gördüğünüz gibi daha sonra süzgecin içerisine aktardım ve suyunu alttaki tabağıma süzdürdüm. Ve geri kalan kuruklarımı da bu şekilde püre haline getirdim. Elde etmiş olduğum saf kuruk ekşisi suyumu da ben arkadaşlar bu şekilde cam kavanozuma doldurdum. Burada ben araştırdım. İki farklı yöntemle yapanlar vardı. Hiçbir işlem yapmadan bu şekilde saklayanlar vardı. 2 yıl boyunca kullandıklarını, hiç bozulmadıklarını söyleyenler vardı. Evet, gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlar posasını sıktım. Çekirdekleri o şekilde kalmıştı. Onlar da doğru çöpe gitti. Evet, ikinci kullanım şekli de arkadaşlar siz bunu her ihtimale karşı bozulmasın diye kaynatabilirsiniz. Bir yarım saat 40 dakika arası köpüklere çıkana kadar kaynatabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Yani kuruk ekşisinizi yapabilirsiniz garanti olması açısından. Ya da benim gibi bu şekilde buzluk poşetlerine pay ederek bu şekilde doldurarak derin dondurucuya kaldırın. Kullanacağınızda bir tane top çıkartın. Yeterli gelecektir ve ziyanı olmayacaktır da. Gördüğünüz gibi hem garantili bozulmaz da ve elimizin altında hemen hazır da kuruk ekşimiz hazır olmuş oluyor. Evet. Bir de arkadaşlar
Robot da sıkarken bazı takipçilerim renginin kararmaması için bir miktar tuz kullanabileceğimi söylemişlerdi. Ben kullanmadım ama sizler kullanırsanız fikir olsun diye bunu da ayrıca tırnak içerisinde belirtmek istedim. Evet, bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum her zaman. Kanalımda oldukça farklı tarifler vardır. Mutlaka göz atın derim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.